Dinlenip Ayasofya'da sadaka vermek. Ya İstanbul'da yaşamayan yurttaşlarımız belki bilmeyebilir. Bu iki cami karşı karşıya. Sultanahmet'in aralarında böyle 50 metre yoktur. Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka veren bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu neden söyledim? Şimdi 5 Ağustos günü de bir başka kararname çıktı sevgili Özlem. O kararnamenin hemen içeriğinden bahsediyorum. Kararnamede ele alınan, karara bağlanan maddelerden biri de Somali Federal Cumhuriyeti'ne hibede bulunma yönündeki karar. Hibe hem de. Evet, yani şöyle geri ödemesiz bak, bir başlığı bağış. Başlığı şöyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Hükümeti ile Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında hibe anlaşması. Bunu hatta ben şimdi ortak hesabımızı da gönderiyorum ve okumaya devam ediyorum. Vatandaşlar ekrana getirelim ki ne olduğunu da bilsinler. Hibe anlaşmasının giriş cümlesi girişinde şu denilmekte. Taraflar arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkiler çerçevesinde taraflar arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesini dileyerek aşağıdaki şekilde anlaşılmıştır. Alıcıya yani Somali'ye aylık 2,5 milyon ABD doları olmak üzere 30 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır. Ne diyor bu anlaşma? Ekrana getirdik. Özlem, sevgili Özlem. Madde 1. Bak, hibe anlaşması madde 1. Alıcı Somali Cumhuriyeti sevgili arkadaşlar. Aylık 2,5 milyon ABD doları olmak üzere. 30 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı bundan sonra sağlanacaktır diyor. Pardon. Şimdi. Evet, gel İsmail. Yok, hiç gelmesem de olur. Peki. Sor, şöyle ki. Şimdi bak bu neden önemli? Bu ne zaman biliyor musun? 5 Ağustos günü. Yani bundan 8 gün önce bundan 8 gün önce 5 Ağustos günü Cumhurbaşkanlığı Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka verir gibi gitmiş Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar toplamda 30 milyon dolar hibe vereceğini kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için hibe vereceğini karara bağlamış. Şimdi duralım. Türk Hava Kurumu'nun kayyumu ne dedi? Ne dedi milyon. Arkadaşlar? 4 milyon. Tane uçağın dedi. Onarılması, uçuşa hazır hale getirilmesi ve söndürme kapasitesinin geri gelmesi için lazım olan miktarın 4 milyon dolar olduğunu söylemedim. Evet. Şimdi biz 30 milyon doları Somali'ye veriyoruz. Hem üstelik de, ayda 2,5 milyon dolar. Hem de sebebini bilmiyoruz. Sadece şimdi bak, kültürel ilişkiler. Ama sadece Somali'ye vereceğimiz 1,5 aylık hibeden alsak, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının onarımını aktarsak, Türkiye'nin yangındaki ivedilikle müdahalesi sağlanmış olacaktı. Sen yangında söndürme uçağın yok. Çünkü 4 milyon doları aktarmıyorsun buraya. Aktarmadığın gibi Türk Hava Kurumu uçakları yerde küflensin diye 100 litrelik bir sınır getirerek onu cezalandırıyorsun. Devletin kurumu, devletin bir başka kurumunu ve bir milli serveti cezalandırıyor. Oraya çok gördüğün, yangın söndürme uçaklarını onarmaya çok gördüğün 4 milyon doların 8,5 katını alıp Somali'ye veriyorsun. Ve sonra bundan da 8 gün sonra ya Somali'ye 30 milyon vermiş kabadayısın sen. Oraya hibe etmiş insansın sen. Ama geliyorsun bu kez de hem 28 Temmuz'da Akdeniz ve Ege kıyılarında başlayan yangın hem de şimdi sel felaketinden sonra meydana gelebilecek afetlerdeki zarar görenler için yardım kampanyası başlatıyorsun. Yahu paran varsa öyle ya, Somali'ye gönderme. Neden? Çok güzel bir sözümüz daha var bizim. Eve lazım olan camiye haramdır. Önce evdeki ihtiyaç. Ya senin yangın söndürme uçağın yok. Var olanı da zaten inada bindirmişsin. Devlet bir milli serveti orada çürütüyor. Ona 4 milyonu çok görüyorsun. 4 milyonu çok gördüğün uçakları onarmaya çok gördüğün 4 milyonun 8,5 katını ayda 2,5 milyon olmak üzere 30 milyonu götürüp Somali'ye hibe ediyorsun. Bu kabadayılık, bu har vurup harman savurmak, bu hovardalık yetmezmiş gibi elde para, cepte para yokken kalkıp gene vatandaştan IBAN dağıtarak
para toplamaya 4 milyon dolar paran olmadığı için mi vermiyorsun Türk Hava Kurumu'na? İsmail? Hayır, onu cezalandırmak için vermiyorsun. Ha, yani sonuçta burada... Ama sonuçta, para... ama sonuçta vatan... Ha. Hadi o neyse. Eğer vatandaşından iman istemek... Eğer yani vatandaşına dağıtabilecek kadar paran yoksa, sel felaketinde, ormanda yani herhalde 1-2-3 milyon, 5 milyon dolardır. Yangın bölgesinde ve sel bölgesinde vatandaşına dağıtacak kadar paran yoksa Somali'ye niye hibede bulunuyorsun? Yok soru. Eğer Somali'ye hibede bulunuyorsan yangında ve sel felaketinde mağdur olmuş vatandaşından sen niye para topluyorsun? Ha sen vatandaşından para toplayacak hale gelmişsen her Türkiye çağrısında bulunan sanatçına niye suç duyurusunda bulunuyorsun? Niye onu ihanette suçluyorsun? O ihanetse bu nedir kardeşim? Bunları üst üste koyduğumuzda giderek yani Türkiye'nin artık yönetilemezlik krizinin büyüdüğünü ve AK Parti iktidarının ayakta kalabilmek adına dün çağrıda bulunanlara bulunanları hain diye suçlarken bugün aslında yani kendisinin başlı başına Türkiye devleti ancak yardım kampanyaları yönetebilecek hale geldiğini gösteriyor. Kaçtır? Salgın başlıyor. Devlet dünya devletleri vatandaşına para verirken bizim devletimiz vatandaşından para topluyor. Bir yıl sonra yangın oluyor, sel oluyor. Kendi uçağını uçağına hurda diyen, antika diyen devlet Somali'ye hibede bulunup kendi vatandaşından yine para toplamaya başlıyor. Şimdi bütün bunlardan sonra devletin bundan sonra yaşanabilecek başkaca Allah muhafaza başkaca toplumsal işte başkaca afetler ya da toplumsal krizlerde cebinden demek ki harcayacak parası yok. Demek ki böyle bir imkanı yok. Olmadığı halde bir de elde avuçta son kalanı da başka ülkelere aktarıyor. Somali'ye aktarıyor. Sonuç itibariyle dönüp de sormak gerekiyor. Ya da bir cevap verilmesi gerekiyor. Siz Milli Yardımlaşma ve Dayanışma Kampanyası başlattınız salgında. Bu nereye gitti? Siz 2001 yılından beri deprem vergisi ya da özel tüketim vergisi adı altında para alıyorsunuz. Peki bütün bunlar nereye gitti? Ve siz bunların hesabını vermediğiniz gibi şimdi neden bizden para topluyorsunuz? Bütün bunların sonucunda altını kalın kalın çizmek isterim. Sanatçıların, müzisyenlerin Twitter'da, Instagram'daki çağrısı bir yani Türkiye'yi aciz göstermek değildi. Hayır, uluslararası dayanışmayı sağlamak ve Türkiye'nin durumuna dikkat çekmekti. Ama bugün itibariyle AK Parti'nin durumu tam olarak şudur. Türkiye'yi baştan sona aciz gösteriyor. Türkiye'yi bir selde, bir yangında, yani kendi imkanlarıyla bile kendisi yarasını sarabileceği bir anda bile bunu yapamayacak ölçüde aciz göstermiş görünüyor. Bir tweet vereceğim ekrana. İlhan Taş